Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de sıra Viyop USD, Viyop dolar analizine geldim. Değerli arkadaşlar, dolar konusuyla, dolar TL ile ilgili olarak makro veriler ve temel haber akışlarıyla ilgili detaylara bir önceki videomda değindim. Hangi hususların etkili olabileceğini, Standard & Poor's'un kararı ve hafta içerisinde gelen Merkez Bankası ve en son Sayın Bakan Albayrak'tan gelen açıklamalarla ilgili olarak ayrıntılara değinmiş bulunuyorum. Bu analizde bunlara yer vermeyeceğim. Sadece ve sadece Viyop USD'nin teknik durumu, bu hafta içerisinde hangi seviyelere dikkat etmek gerektiği ve Merkez Bankası'nın Viyop USD konusunda geçtiğimiz hafta ne miktarda pozisyon aldığını, maliyetlerinin ne olduğunu, kümülatif pozisyonunun ne konumda olduğunu değinmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, Viyop USD ile ilgili olarak en son vermiş olduğum analizde sizlere 5.3387 seviyesinden kapanış yapmıştık biliyorsunuz. Cuma günü için vermiş olduğum analizde demiştim ki kapanışımız bu şekilde gerçekleşti ama bizim kapanışımızdan sonra ilerleyen saatlerde küresel piyasalarda dolarda bir geri çekilme eğilimi söz konusu. Bu nedenle Cuma gününe, haftanın son gününe bir miktar gevşeme eğilimiyle başlayabiliriz. Takip etmemiz gereken 5.3329 seviyesi pivot seviyemizdir. Bu seviyenin aşağısında kalınması durumunda ilk dikkat edilmesi gereken nokta 5.31'lere kadar bir geri çekilmenin olabilme ihtimali. Şayet buranın da aşağısına gelinecek olur ise bu durumda nereye kadar geri çekilebilir sorumuza yanıt 5.2740 idi. Ve nitekim arkadaşlar 5.33.29 seviyesi üzerinde kalınamadı ve 5.27.40'lar seviyesine doğru yani ikinci destek noktamıza doğru bir geri çekilme yaşandı. Ama 5.28 seviyelerinden bir destek oluşmak kaydıyla buradan tekrar yön yukarı olmaya başladı. Haftalık olarak ise arkadaşlar haftalık pivot verimiz ise 5.28.90'lar civarında idi hatırlayabildiğim kadarıyla. Evet, haftalık olarak 5.28.95'ti. Günlük değil de birkaç günü veya bir haftayı dikkate alarak yatırım yapmakta olan arkadaşlarımız için ise takip edilmesi gereken seviyenin 5.28.95-95 bölgesi olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı eğilimin devam edebileceğini, long pozisyonların avantaj getirme ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmiştim. Zira bu seviyenin aşağısına küçük bir sarkma yaşandıktan sonra tekrar bu bölgenin üzerinde hareketliliğin devam ettiğine tanık olduk. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi son duruma bir bakalım. Son durum itibariyle sizlere hafta içinde değişik günlerde vermiş olduğum analizlerimde sürekli olarak şu 5.35 bölgesinin kritik bir nokta olduğunu, bu seviyeye kadar bir hareketlenme olabilir ama bu direncin aşılıp aşılmadığından net olarak emin olmadıkça long pozisyon taşımanın biraz riskli olabileceğini, bu bölgeye yaklaşımlarda eğer mümkünse long pozisyon taşıyanlar için temkinli adım atmak adına gerekirse nakde geçmek ve bu direnç aşıldıktan sonra tekrardan yeni pozisyon almanın daha mantıklı ve daha güvenli bir yol olabileceğine dair görüşlerimden bahsetmiştim. Nitekim bu seviye 23.6 seviyesi 5.35 direncimizi temsil etmekte. Nitekim biz hafta içerisinde 5.35-65'i gördük ama bu direnci kıracak, bu direncin üzerinde hareket ederek 5.43'lere doğru bir yönelim, 5.42'lere doğru bir yönelim sağlayacak kudreti göremedik. Nitekim bahsetmiş olduğum sebeplerle Cuma günü, Perşembe gecesi oluşan dolar hususundaki bir gevşeme eğiliminin sonrasında Cuma gününe olumsuz bir başlangıç yapıldı ve 5.28-16'lar görüldükten sonra kapanış 5.31-47 seviyesinden gerçekleşti. Evet değerli arkadaşlar, 5.31-47'lik kapanış Pazartesi günü itibariyle, yeni haftaya başlangıç noktası itibariyle 5.31.03 olarak Pazartesi günü için hesaplanmış olan pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş olan bir kapanıştır. Bu durum tabii ki doların lehine olarak değerlendirilebilecek olan bir durumdur. Şayet 5.31 üzerinde kalınır, bu seviyenin aşağısına gelinmez ise yukarı yönlü eğilimin 5.33.89 seviyesine kadar devam edebileceği düşünülebilir teknik ihtimaller ve pivot verileri itibariyle. Şayet bu seviyede bir direnç etkisi yaşanır ise, bir geri dönüş söz konusu olur ise bu durumda arkadaşlar destek olarak 5.31 noktasını takip etmek durumundayız. Şayet bu bölgeden gelecek olan bir satış eğilimi 5.31'lere yaklaşırken
güç buluyor, destek buluyor ise bu durumda yeni bir yükseliş ile tekrardan 5.33.89'un zorlanması ve bu direncin aşılması durumunda ise 5.35.87 yani 5.36 diyelim veya arkadaşlar şu direnç diyelim 5.35 noktasındaki bu önemli Fibonacci direnci diyelim. Bu direncin tekrar test edilmesi, tekrar zorlanması gündeme gelebilir. Zira malumunuz üzere Standard & Poor's tarafından gelen notumuzun teyidi şeklindeki sonuç doların lehine olabilecek olan bir gelişmedir. Zira Türkiye hakkında hiç de olumlu şeyler söylemedi. Alınmakta olan tedbirlerin tamamıyla geçici tedbirler niteliğinde olduğunu, kalıcı ve sorunu çözüme yönelik bir tedbir niteliğinde olmadığını, yani bir başka ifadeyle aldığınız tedbirler sadece kanayan yarayı kanı durdurmak niteliğinde, pansuman yapmak niteliğinde ama tedavi edici özelliğe sahip değil demek suretiyle güvensizliklerini ifade etmiş oldular. Bu not kararı da olumsuz bir tablo yaratabilir. Jeopolitik faktörler şunlar bunlar. Bir önceki analizde bahsetmiştim. Özet itibariyle haftaya güçlü bir başlangıç yapma ihtimalimizin var olduğunu, dolar TL anlamında, arkadaşlar altını çiziyorum, dolar TL anlamında 5.36-5.37'lerin bu hafta test edilme ihtimalinin mevcut olabileceğini, 5.30 direncinin geçtiğimiz hafta zorlanması ve aşılamamasının ardından bu hafta biraz daha 5.30 desteğinin kırıldığı ve bu seviyenin direncinin kırıldığı ve bu seviyenin artık bir destek konumuna gelmek kaydıyla 5.30 ila 5.37-5.38 bandının içerisine girebileceğimiz kanaatindeyim. Böyle bir durum söz konusu olursa arkadaşlar Viyop USD cephesinde ise 5.35 direncinin kırılması, bu seviyenin aşılması gündeme gelebilir. Ve burası eğer kırılır ve bir destek haline getirilecek olur ise bu durumda Fibonacci kriterlerine göre 5.42'ye doğru hareketlenme ihtimali gündeme gelmiş demektir. Ama direkt olarak 5.42'ye doğru koşacağız şeklinde bunu yorumlamak doğru olmayacaktır. Şuradaki arkadaşlar pivot verilerimize baktığımız zaman 5.36 ve 5.38-5.39 seviyelerinde günlük dirençlerimizin, arkadaşlar bu pazartesi günü için geçerli olan bir veridir, günlük dirençlerimizin olduğunu bir yere not almanızda yarar görmekteyim. Hafta bazında değerlendirecek olursak, hafta genelinde hangi seviyeleri önemsememiz gerektiği hususuna bakacak olur isek arkadaşlar, hafta içerisinde de 5.31-55 seviyesi haftalık pivot seviyemiz olarak gündeme gelmekte. Şayet hafta sürecinde 5.31-55 seviyesi bir destek olarak algılanır, yukarı ataklar sonrasındaki geri dönüşlerde 5.31-55'in aşağısına gelinmiyor ise bu durumda 5.35-49 yani klasik bildiğimiz gibi az önce de sizlere Fibonacci direncimiz olarak önemli bir anlam taşıdığını ifade ettiğim 5.35 direncinin gündeme geldiğini görmekteyiz. Şayet 5.35 direncimiz aşılacak olur ise arkadaşlar 5.40'a 5.39-50 seviyelerine ardından da buranın da geçilmesi, aşılması durumunda veya bu bölgeden bir zorlanma olup da geri dönüş olur ise 5.35'in aşağısına gelmiyorsak, şu Fibonacci seviyesini destek olarak güçlendirip kuvvetlendiriyorsak bu durumda bir kez daha 5.40'ın zorlanması ve 5.43-50 seviyelerinin test edilmesi teknik ihtimaller olarak gündemde imiş. Sevgili arkadaşlar, teknik veriler ve teknik olarak pivot ve de teknik görünüm itibariyle tablo bu durumda. Dikkat edilmesi gereken seviyeler hafta boyunca 5.31-55 seviyesinin önem taşıdığını bir kez daha vurguluyorum. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.43-50 seviyesine kadar, bakınız arkadaşlar kadar ifadesini kullanıyorum. İlla burayı test edecek diye bir kesinlik hiçbir zaman için söz konusu olamaz. Bu seviyeye kadar bir yükseliş eğiliminin ihtimal olarak artmış olduğunu düşünebiliriz ama bu yükseliş eğiliminde de 5.35 ve 5.39-50-5.40 virajlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bu hafta ne yaptı arkadaşlar? Merkez Bankası öncelikle haftanın son günü Şubat vade itibariyle herhangi bir işlem yapmamış. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası'nı ilk 5 kurum içerisinde görmüyoruz. Ancak Merkez Bankası hafta genelinde herhangi bir şey yapmış mı Şubat vade itibariyle? Hafta genelinde 7673 kontrat short pozisyon açtığını görmüş bulunmaktayız. Burada Garanti Yatırım'ın ve Yapı Kredi'nin de short pozisyon açtığını görüyoruz ama bu kurumların daha önceden zannediyorum long pozisyonları vardı. Herhalde bunlar 5.30 üzerinden
long pozisyonlarını kapatmak suretiyle trade etmiş de olabilirler. Bunun detaylı analizini yapmış değilim. Ama sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın işlemleri çok belirgin olduğu için bunun üzerinde duruyoruz. 7673 kontratlık short pozisyonu geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış bulunuyor. Arkadaşlar, Şubat vade itibariyle ekranımda maalesef yer kalmadığı için onu tablo olarak gösteremiyorum. Şubat vade itibariyle Merkez Bankası'nın 848 bin kontrat short pozisyonu bulunuyor. Yani kümülatif olarak elinde bulundurduğu bu ana kadar Şubat vade adına bu vadenin işlem görmeye başladığı andan itibaren biriktirmiş olduğu short pozisyon miktarı 848 bindir ve ortalama maliyeti de 5.57'dir. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Serbest piyasada veya uluslararası piyasadaki USD TL kuru ile Viyop piyasasındaki dolar TL kurunun birbirinden farklı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Rakamlar niye birbirini tutmuyor, niye farklı rakamlar diye düşünenler için. Gelelim arkadaşlar Mart vade için tabloya. Mart vade için arkadaşlar Merkez Bankası haftanın son gününde, yani 15 Şubat tarihinde 9107 kontrat short pozisyon açmış. Mart vadeden bahsediyorum ve haftanın son gününden bahsediyorum. 9107 kontrat ve Mart vade itibariyle sevgili arkadaşlar Merkez Bankası'nın hafta boyunca açmış olduğu toplam short pozisyon sayısı 49.500 küsür. Yani 50 bin diyelim, 50 bin kontrat geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası pozisyon açma ihtiyacını hissetmiş. Zira 5.30 üzerine çıkıldığı zaman özellikle ve özellikle Mart ve Nisan vadede Merkez Bankası'nın short pozisyon açma eğiliminde bir artış görüyoruz. Arkadaşlar, Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu kümülatif pozisyon, toplam pozisyon 114.186 imiş. Ve ortalama maliyeti de 5.37 imiş. Ancak Mart vadenin uzlaşma fiyatı, son kapanış fiyatı 5.38.91 olduğu dikkate alınırsa Merkez Bankası Mart vade adına şu an zararlı konumda görünmekte. Zira uzlaşma fiyatı 5.39 ama maliyeti 5.37. Short pozisyon açtığı için ve son uzlaşma fiyatı da bu pozisyon maliyetinin daha üzerinde olduğu için zararlı konumda olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama tabii ki Mart vade henüz bitmedi, devam ediyor. Gelecek günler ne gösterir bilmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, gelelim Nisan vadeye. Nisan vade itibariyle Nisan vadenin üzerinde bir hususu hatırlatmak istiyorum. Seçimlerden hemen sonraki vadedir. Merkez Bankası'nın 3.346 kontrat haftanın son gününde short pozisyon açtığını görüyoruz. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle Merkez Bankası 14.467 kontrat Nisan vadede pozisyon açmış durumda. Gelelim arkadaşlar Nisan vadedeki toplam pozisyon sayısına. Arkadaşlar, bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şubat vadede Merkez Bankası'nın 848 bin kontrat pozisyonu bulunuyor. Yani içinde bulunduğumuz vadede. Mart vadede henüz 114 bin kontratı bulunuyor. Mart vade henüz içine girmediğimiz bir ay olması. Ama Nisan vadenin de içine girmiş değiliz. Nisan vadede aslında uzak bir vade gibi görünebilir. Ama arkadaşlar, Nisan vadede Merkez Bankası'nın neredeyse Şubat vadede elinde bulundurduğu miktara yakın, yani 628.362 kontrat pozisyonu bulunmakta. Mart vadede bu kadar az bir kontratın varken Nisan vadede 630 bin kontrat civarında pozisyonunun olması, ortalama maliyetinin de 5.69 seviyelerinde olması, dolayısıyla seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın bir manada elini kuvvetlendirmek, elini güçlendirmek adına Nisan vadeye biraz daha önem verdiğini, bu vadede pozisyon miktarını, short pozisyon miktarını artırmaya çalıştığını bu rakamlardan anlayabilmekteyiz. Dolayısıyla seçimler sonrasında acaba dolar TL'de önemli bir oynaklık, önemli bir hareketlilik olur ve bu anlamda piyasaya daha güçlü bir şekilde müdahale edebilmek gibi bir düşüncesinden mi kaynaklanıyor bilinmez. Bunun takdirini ve yorumunu sizlere bırakıyorum. Merkez Bankası arkadaşlar Nisan vadede pozisyonlarını hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Kaldı ki Nisan vadeye daha çok önemli bir süreç var. Bu önümüzdeki süreç içerisinde Nisan vadede pozisyon açmaya devam edebilir. Ben sizlere Merkez Bankası'nın pozisyonlarını gerek Viyop USD yorumlarımda gerekse Dolar TL yorumlarımda günlük olarak aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum.
Arkadaşlar, VIOP konusunda aktaracağım bilgiler bunlardan ibaret olup her videom sonunda eklemiş olduğum, hatırlatmış olduğum gibi gün içerisinde ve seans içerisinde anlık olarak veya 120 dakika, 240 dakika gibi süreçleri, periyotları dikkate almak kaydıyla gün içerisinde işlem yapanlara bir yön hususunda bilgi verebilmek adına Twitter adresinden @HalukCanberk olarak tanımlanmış olan Twitter adresinden çeşitli ara yorumlar ve analizler geçmekteyim. Özellikle öğleden sonra saatlerinde vakti müsait olmakta. Bunun dışında aktarılan bu tarz video ve analizlerden derhal anında haberdar olabilmek ve bildirim almak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz YouTube aboneliklerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Evet değerli arkadaşlar, VIOP USD analizlerini hafta içerisinde yine devam edeceğim. Geçtiğimiz hafta başladığım bu analizleri bu önümüzdeki haftada sizlerin ilgisinde bir artış eğilimi görürsem devam ettireceğim. Zira bildiğiniz gibi VIOP hususunda herkes ilgili olmamakta ama ilgilenmekte olan belli bir kesim var. Sizlerin ilgisi paralelinde bu analizlerimi devam ettirebileceğimi de hatırlatmak istiyorum. Sizlere iyi bir hafta diliyorum ve her zaman VIOP konusunda doğru yönde olabilmeniz, piyasayla doğru yönde olabilmeniz ve kazançlar elde edebilmeniz temennilerim. Hoşçakalınız, saygılarımla.